İyi akşamlar. Gündemin öne çıkan başlıklarından derlediğimiz haber bültenimizle karşınızdayız. Sevgili seyirciler, Bigadiç yolunda dün akşam meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif yaralandı. DSİ karşısındaki askeri lojmanların önünde meydana gelen kazada 2 özel araç çarpıştı. Yaralılar 112 acil ambulansıyla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gece Bigadiç yolu DSİ karşısında askeri lojmanlar girişinde meydana gelen kazada sürücü Alparslan Kılıç yönetimindeki 10DZ525 plakalı özel otomobille Bekir Derinöz idaresindeki 45 ve 5108 plakalı otomobil çarpıştı. Şu işaretlemelesi var. Kazada her iki araçta hasar oluşurken 10DZ525 plakalı araçta bulunan biri çocuk 3 kişi hafif yaralandı. Olay yerine gelen 112 ambulansında ilk tedavileri yapılan yaralılar Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araç sürücülerinden Bekir Derinöz'ün askeri lojmandan çıktığı iddia edilirken Bekir Derinöz de kendisinin Balıkesir Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olduğunu ve kampüsten dersten geldiğini söyledi. Araç nereden çıktı? Askeri tesislerden oldu kaza. Abi ben ana yoldan gelirken şuradan aradan çıkıverdim hemen. Anlık mesele. Fren yaptı o yerde de ıslak olunca yürümedi önünde giren. Evet. Vurduk yani. Araç aradan mı çıktı? Buradan çıktı araç. Aradan. Askeri. Ana yolunda araç görmüyor zaten. Sizin arkadaşlar herhangi bir yaralı var mı? Küçük bir şey var. Öyle herhangi ciddi bir yaralama yok. O da cam patlayınca çocuk da sizden mi giden çocuk? Hayır benim oğlan. O arkadaydı o. İki arkadaş, diğer arkadaşlar sizden mi? O da ben. Siz nereden geliyordunuz? Bugün tarafından mı? Yok İzmir tarafına geliyorum. Arkadaş geldi de Bandırma'dan, Balık'tan onu götürdüm. Sevgili seyirciler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Edip Uğur, 8 yıl olan eğitimin 4 artı 4 artı 4 olarak 12 yıla çıkarılmasının gelişmiş ülkelerdeki eğitim sistemiyle aynı olduğunu söyledi. Edip Uğur, bu şekilde meslek liselerinin önünün açılacak olmasının tek tip eğitimde ısrar eden 28 Şubat dayatmacılarını endişelendirdiğini ifade etti. Okullardaki 8 yıllık eğitimin 4 artı 4 artı 4 şeklinde 12 yıla çıkarılmasıyla ilgili muhalefetleri sert şekilde eleştiren Edip Uğur, AK Parti olarak karşılarında muhalefet görmek istediklerini ancak kurultay toplantılarıyla uğraşan CHP'nin değil ülkeyi kendini yönetmekten aciz olduğunu ifade etti. Uğur şunları kaydetti. Milli eğitime Cumhuriyet hükümetleri içerisinde bütçeden en fazla pay ayıran AK Parti iktidarlarıdır. İnsanımızın iyi eğitilmesi lazım. Biz eğitimi 8 yıldan 12 yıla çıkaralım diye çalışma yapıyoruz. Fakat 28 Şubat dayatması bir kesintisiz eğitim var ya, amacı ne? Kesintisiz eğitim yapalım, meslek liselerinin önünü keselim, 28 Şubat dayatması. Bugün Milli Eğitim Bakanı'nın açıklaması oldu. 298 ülkeden 20 ülke kesintisiz eğitim uyguluyor. Bunun dışında gelişmiş ülkelerin hiçbirinde kesintisiz eğitim yok. İnsanların çocukları gençken onların hangi yönde eğitim alacaklarına kendilerinin karar vermesi lazım. Bizim öngördüğümüz sistem 4 artı 4 artı 4, herkes 12 yıl eğitim görsün, daha iyi yetişsin, meslek sahibi olsun. Ama vesayetçi zihniyet tek tip istiyor. Öyle bir şey yok. Biz tek tipe karşıyız kardeşim. Çocuk kabiliyeti neyse ona göre yetişsin. Muhalefet anayasayı değiştireceğiz, karşı çıkar. Eğitimi 12 yıla çıkaracağız, karşı çıkar. Onların işi boykot, işgal, yürüyüş, kendi aralarındaki işlerle meşguller. Bizde sevgi var, muhabbet var, birlik, beraberlik var. Sevgili seyirciler, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan Balıkesirli Emniyet Kemeri Takıyor trafik eğitim projesi çalışmalarına Balıkesir Üniversitesi'nde devam edildi. Balıkesir Üniversitesi'nde projeyle ilgili yapılan tanıtım toplantısı
özellikle araç kullanan şoförler başta olmak üzere ilgiyle izlendi. Balıkesir Üniversitesi Çalış Kampüsü'nde emniyet kemerinin önemi konusunda verilen eğitim, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Şerif Nersin'in konuşmasıyla başladı. 5 Aralık 2011 tarihinde Valimiz Sayın Yılmaz Aslan'ın talimatlarıyla İl Emniyet Müdürümüz Sayın Ömer Aydın'ın başkanlığında Balıkesir'de emniyet kemeri takıyor diye bir projeye başladık. Emniyet Müdürlüğü komiserlerinden Bülent Yılmaz da emniyet kemerinin önemi konusunda bilgi aktardı. Özellikle il merkezinde yakın takipte bulunduğunuz bir araç düşünün. Yakın takipte bulunmuş olduğunuz bu aracın önüne aniden bir engel çıktı. Bu araç ona çarpmadan durabilir mi? Duramaz. Peki siz yakın takip etmiş olduğunuz bu aracı çarpmadan durabilir misiniz? Duramazsınız çünkü çok yakından takip ediyorsunuz ve aracı çarparak durabilirsiniz ancak. Eğitim toplantısında projeksiyonla emniyet kemeri takma konusunda görüntüler izlendi. Şimdi saatte sadece 45 kilometre hızla meydana gelen bu kazaya bir bakalım. Hepsi doğru yerlerde ve doğru pozisyonlarda oturuyorlar. Emniyet kemerleri takılı olduğu için şansları çok yüksek. Ancak aralarında biri var ki yanlış yerde olmanın bedelini ödüyor. Eğitim toplantısı sonunda Balıkesir Üniversitesi Genel Sekreteri Orhan Durak, yapılan etkinlikle ilgili olarak KRT Haber'e düşüncelerini şu şekilde aktardı. Bu soğuk havada bizi kırmadan buraya da davetimize icabet eden Sayın Müdürümüze, ekibine çok teşekkür ediyorum. Umarım bu aldığımız bilgiler burada kalmaz. Bunu uygulamada hayatımızı her alanda kullanırız. Ben de bol emniyet kemeri takılı günler diliyorum. Sevgili seyirciler, bir süre önce İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanan İbrahim Aydın'a hoş geldin ziyaretleri devam ediyor. Pamukçu Belediye Başkanı İsmail Çoban, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gelerek İbrahim Aydın'a yeni görevinde başarılar diledi. İsmail Çoban, İl Milli Eğitim Müdürü İbrahim Aydın'a uygulamayı düşündükleri projeler hakkında da bilgi verdi. İl Milli Eğitim Müdürü İbrahim Aydın, Pamukçu Belediye Başkanı İsmail Çoban'ın ziyaretinde "Biz bugünü yaşamıyoruz, biz geleceği inşa ediyoruz. Bu çocuklar bizim geleceğimizin teminatı. Bu nedenle çocuklarımıza her türlü imkanı sunmamız lazım." dedi. Bu anlamda Sayın Bakanımızın da özellikle mesajı şudur. Diyor ki bulunduğunuz bölgede Milli Eğitim Müdürleri, belediye başkanlarıyla, kaymakam veya valilerle muhakkak diyalog, iyi diyaloglar kurarak onları da eğitimin içine katmalı, beraber ortak çalışmaları hazırlanması gerekir diyorlar. Pamukçu Belediye Başkanı İsmail Çoban da "Bizler belediye olarak eğitim kurumlarıyla birlikte çalışıyoruz. Eğitimin önemli olduğunu biliyoruz." dedi. Bu vesileyle bizim de işlerimizin bir bölümü eğitim kurumlarıyla birlikte. Onlarla aslında her zaman beraberiz. İlköğretimde de bir takım projelerimiz var. Küçük adımlar mutlu yarınlar diye. İlköğretim bir projesi vardı. Güney Marmara Kalkınma Ajansı'na verdi. Biz de orada sponsoruz aynı zamanda. Adımlar büyüdü mü biraz? O projemiz de kabul gördü. Evet, inşallah. Çünkü eğitime harcanan her türlü emeğin karşılığının büyük olduğuna inanıyoruz. İbrahim Aydın ziyareti Okullar Hayat Bulsun projesiyle ilgili de bilgi verdi. Eğitim öğretimin dışında akşamları veya okullarımız cumartesi pazarları açık olup vatandaşlarımıza, halkımıza da hizmet etme isteğimiz var, arzumuz var. Sevgili seyirciler, duayen fotoğraf sanatçısı Ahmet Esmer, Yayla'da alışveriş merkezinde bir sergi açtı. Sanat Yaşamından Bir Demet adını verdiği serginin açılışına Belediye Başkanı İsmail Ok ve Başkan Yardımcısı Yusuf Özenç de katıldı. Yılların birikimi olan fotoğraflarının bir bölümünü sergileyen Ahmet Esmer'in sergisinin açılışından önce Belediye Başkanı İsmail Ok kısa bir konuşma yaptı. Bundan sonraki yaşamımda da böyle güzel eserleri yine hep birlikte inşallah açmak, sergileme imkanı olur. Ardından hep birlikte kurdele yerine film şeridi kesilerek sergi açıldı. Ahmet Esmer misafirlerine fotoğraflarla ilgili bilgi verdi. Hayırlı uğurlu olsun. Türk sinemasının. Evet, o zamanki bir zamanlar hani Belgin Doğru, Ayan Işık yahut da o dönemlerin çekilmiş çok revaçta olan kişilerin bazı fotoğrafları. Necat Ünlü. Evet. Belediye Başkanı İsmail Ok sergiyi gezdikten sonra duygularını şu şekilde dile getirdi. Bugün burada Türk sinemasına damgasını vurmuş,
Gerçekten yeni neslin görme imkanı olmadığı böyle bir fotoğraf sergisini Balıkesir'de açmış olması bizleri ziyadesiyle memnun etti. Ben bu muhterem büyüğümüze yeni çalışmalarında başarılar diliyorum. Fotoğraf sanatçısı Ahmet Esmer de KRT Haber'den Hakan Küçükakman'a sergisiyle ilgili bilgi verdi. Sanat yaşamımdan bir demet diye bu sergimi adlandırıldım. Sanat yaşamından bir demet? Tabii bir demet. Çünkü bu sanat yaşamım içindeki çektiğim fotoğraflardan bir kısmı 40-45 yıl önce çektiğim sinemamızın ve tiyatromuzun o dönemlerde çok tanınmış kişileri. Evet. Bunların çok güzel bir arşiv var bende. Bunları ben zaman zaman İstanbul'da dahi sergiledim. Evet. Bir kısmı sanat fotoğraflarım. Bir kısmı da Gülen Objektif türündeki mizah fotoğraflarımdan oluşuyor. Bir kısmı da karikatürle fotoğrafı birleştirdim. Kolaj dediğim turdaki fotoğraflarım. Bu kolaj fotoğraflarımdan size şunu müjdeleyebilirim. İki gün önce Bursa'dan Cumhuriyet Gazetesi'nden Kamil Masaracı karikatür ustası Kamil Masaracı ile beraber bana karikatür hizmet ödülü, onur ödülü verildi. Sevgili seyirciler, Balıkesir'in ünlü hukukçusu ve siyasetçisi Adalet Partisi 12. dönem Balıkesir Milletvekili Avukat Kaya Bulut hayatını kaybetti. Kaya Bulut bugün Zanospaşa Camii'nde büyük bir katılımla öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Başyeşme mezarlığında toprağa verildi. KOAH hastalığı nedeniyle uzun süredir hastanede tedavi görmekte olan Adalet Partisi 12. dönem Balıkesir Milletvekili Avukat Kaya Bulut yaşam mücadelesinde yenik düştü. 1960 sonrası Adalet Partisi'nin Ragıp Gümüşpala Genel Başkanlığı'nda Balıkesir'deki kurucularından olan Avukat Kaya Bulut, bugün Zanospaşa Camii'nde çok kalabalık bir topluluğun katılımıyla öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kaya Bulut'un cenaze törenine Vali Yılmaz Arslan, Belediye Başkanı İsmail Ok, Emniyet Müdürü Ömer Aydın, Sanayi Odası Meclis Başkanı Rona Yaçalı, Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula, Baro Başkanı Yaşar Meyvacı, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir, hukukçular, siyasetçiler, ailesi, yakınları, dostları ve vatandaşlar katıldı. Avukat Kaya Bulut cenaze namazının ardından omuzlara alınarak Başyeşme mezarlığında toprağa verildi. Cenaze tören bankası. İleri baş. Cenaze yürüyüşü. İleri baş. Sevgili seyirciler, Balıkesir Güzel Sanatlar Derneği Karma Resim Sergisi törenle açıldı. 14 sanatçıya ait eserlerden oluşan sergi 3 Mart tarihine kadar açık kalacak. Devlet Güzel Sanatlar Galeri Salonu'nda yapılan açılış törenine Balıkesir Vali Yardımcısı Selda Dural, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili İlkay Karaağaç, Balıkesir Güzel Sanatlar Derneği Başkanı Nesrin Döndüoğlu ve sanatçılarla birlikte çok sayıda sanatsever, davetliler katıldı. Bu sergi İstanbul'da, İzmir'de, hatta Ankara'da ve birçok Batı ülkelerinde görebileceğiniz düzeyde derli toplu, içten gelen ve doğru dürüst bir sanatsal eylemin ürünüdür. Dernek Başkanı Nesrin Döndüoğlu, KRT Haber'e yaptığı açıklamada sergiyi başka illerde de açmak istediklerini söyledi. Sergide eserleri yer alan sanatçılar da çalışmalarını anlattı. Başka şehirlerdeki güzel sanatlar dernekleriyle ortaklaşa onları şehrimize davet edelim. Biz onların şehrine bu grupla tekrar gezi yapalım, gidelim, oralarda sergileyelim istiyoruz. Bu sene nar tanelerini çalıştım. Gördüğünüz gibi nar tanelerini kuşların karnında attım bulutlardan aşağı sardım. Tekniğim akrilik. Akrilik kullanıyorum.
birlikte böyle bir sergi açtık, resim yapan üyelerimizle birlikte. Ben yıllardır karma sergilere katılıyorum. Emekli matematik öğretmeniyim. Bu sergide de 4 resimle birlikte katıldım. Sergide Aytaç Karıkoğlu, Dilek Dindar, Dilşan Balkancı, Emine Ermiş, Gül Serpiler'den Mualla Can, Mürvet Ay, Üstün Yazıcıoğlu, Nazmiye Mutafoğlu, Nesrin Döndüoğlu, Nilgün Kaleli, Serhan Keresteçioğlu, Semra Ocak ve Semra Sağlam'ın 76 eseri yer alıyor. Kadriye Kemal Gürel Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi öğrencilerinden oluşan topluluğun çaldığı müzik parçaları da sergiye renk kattı. Bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Biraz sonra spor bülteni ve hava durumu ekranlarınıza gelecek. Sizlerle tekrar birlikte oluncaya dek hepinize iyi akşamlar diliyorum efendim. Hoşçakalın. Şimdi ve gelecekteki yaşam konforunuz Köse İnşaat'la gerçekleşiyor. Köse İnşaat 40 yıllık tecrübesi, konusunda uzman kadrosu ve modern tasarımlarıyla sizler için yepyeni bir yaşam inşa ediyor. Köse İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Hazım Köse Bandırma Caddesi numara 67'de. Köse İnşaat Limited Şirketi spor haberlerini sunar. Sayın seyirciler, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İlhan Aslan, İl Müdürlüğü olarak düzenledikleri ve katıldıkları sportif etkinlikleri KRT Haber'e anlattı. Aslan, İl Müdürlüğü olarak çok sayıda etkinliğe katılıyoruz. Halk oyunları ve Türk Halk Müziği ekiplerimiz Eskişehir'de yarışmalara katıldılar. Geçen hafta içerisinde de Mayıs ayında yapacağımız Şura'ya hazırlık amacıyla Bursa'da Çalıştay düzenledik dedi. Çalıştayımıza ilimizden 35 tane sivil toplum örgütü ve çeşitli kamu kurum kuruluşlarından temsilciler, fikir üretmek üzere temsilciler katıldı. Bursa'daki çalıştayımız 2 gün devam etti. Bu çalıştaya 6 il ile bölgesel çalıştay yapıldı. Buradan çıkan sonuçlar, özellikle Mayıs ayında yapacağımız Gençlik Şurası'nda önemli olacak diye düşünüyoruz. Her bölgeden bu şekilde çalıştay sonuçları gelecek ve geleceğimizin teminatı olan gençlerimizle ilgili çok güzel sonuçlar ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Tabii gençlik merkezindeki faaliyetlerimiz hafta boyunca devam ediyor. Cumartesi, pazar da devam ediyor. Buradaki etkinliklerde özellikle halk oyunlarında, gitar, saz kurslarında, tiyatro çalışmalarında, resim kurslarında, satranç kurslarında bu etkinlikler, judo, karate, tekvando çalışmalarıyla buradaki etkinliklerimiz devam ediyor. Şu anda gençlik merkezine 7 tane nokta hizmeti verecek arkadaşımızı da sözleşmeli olarak çalıştırmaya başlayacağız. Köse İnşaat Limited Şirketi spor haberlerini sundu. Hisarpen, seçkin yaşam tarzınız için seçkin ürünler sunmaya devam ediyor. PVC doğrama, patentli ısı cam üretimi, panjur, camlama balkon, giydirme cephe, siding kaplama sistemleri, ergonomik mutfaklar, Hisar iç kapılar, Hilton banyolar, ayrıca Kale Çelik Kapı Bölge Bayili ile sizlere güvenli ve konforlu bir yaşam sunmaya devam ediyor. Ürünlerimize Hisarpen showroomlarda ulaşabilirsiniz. Aklınızda olsun, bizde ihtiyacınız olan her şey
şey var. Hisarpen Merkez Showroom İzmir Yolu Ticaret Meslek Lisesi karşısı, fabrika İzmir Yolu 3. kilometrede ve organize sanayi bölgesinde. Şirketimize olan ilgi ve güvenceyle iş kapasitemizi ve iş kalitemizi günden güne artırıyoruz. Kalite, konfor ve güvenlik ayrıcalığımızla yaşam ufkunuza sınırsız boyut katıyoruz. İleride İnşaat Limited Şirketi Galip Ertekin. Bekkiler Metal Makine Anonim Şirketi 2000 metrekarelik kapalı alanda 30 kişilik deneyimli kadrosuyla Balıkesir bölge sanayi ve inşaat sektörüne hizmet vermektedir. Mehmet Bekki tarafından 1967 yılında temelleri atılan firmamız boru, profil, sac ve inşaat demiri satışında kalite ve güvenin tek adresidir. Yeni sanayi sitesi 4. kapı 48. sokakta faaliyet gösteren Bekkiler Metal Makine Anonim Şirketi, ayrıca son teknoloji Trump CNC lazer, Trump CNC punch ve CNC saç kesme ve bükme makineleriyle güçlendirilmiş makine parkıyla her geçen gün ürün kalitesi ve çeşitliliğini artırarak Balıkesir sanayine destek vermektedir. Bekkiler Metal Makine Anonim Şirketi hava durumunu sunar. Sayın seyirciler, il merkezimizde ve bazı ilçelerimizde yarın hava durumu tahmini olarak şöyle olacak. Balıkesir kent merkezi çok bulutlu, en düşük sıfırın altında 7, en yüksek 0 derece. Bigadiç çok bulutlu, en düşük sıfırın altında 6, en yüksek 0 derece. Sındırgı kar yağışlı, en düşük 0'ın altında 6, en yüksek 2 derece. Edremit çok bulutlu, en düşük 0'ın altında 3, en yüksek 3 derece. Bandırma çok bulutlu, en düşük 0'ın altında 4, en yüksek 2 derece olması bekleniyor. Perşembe günü il merkezimizde ve bazı ilçelerimizde hava durumu tahmini olarak şöyle olacak. Balıkesir kent merkezi çok bulutlu, en düşük 0'ın altında 8, en yüksek 1 derece. Bigadiç hafif kar yağışlı, en düşük 0'ın altında 6, en yüksek 1 derece. Sındırgı hafif kar yağışlı, en düşük 0'ın altında 5, en yüksek 4 derece. Edremit çok bulutlu, en düşük 0'ın altında 3, en yüksek 5 derece. Bandırma hafif kar yağışlı, en düşük 0'ın altında 4, en yüksek 4 derece olması bekleniyor. Cuma günü ise il merkezimizde ve bazı ilçelerimizde hava durumu tahmini olarak şöyle olacak. Balıkesir kent merkezi parçalı bulutlu, en düşük 0'ın altında 5, en yüksek 3 derece. Bigadiç parçalı bulutlu, en düşük 0'ın altında 3, en yüksek 3 derece. Sındırgı parçalı bulutlu, en düşük 0'ın altında 4, en yüksek 6 derece. Edremit parçalı bulutlu, en düşük 0'ın altında 1, en yüksek 7 derece. Bandırma parçalı bulutlu, en düşük 0'ın altında 1, en yüksek 6 derece olması bekleniyor. Mehmet Bekki tarafından 1967 yılında temelleri atılan firmamız boru, profil, sac ve inşaat demiri satışında kalite ve güvenin tek adresidir. Yeni sanayi sitesi 4. kapı 48. sokakta faaliyet gösteren Bekkiler Metal Makine Anonim Şirketi, ayrıca son teknoloji Trump CNC lazer, Trump CNC punch ve CNC saç kesme ve bükme makineleriyle güçlendirilmiş makine parkıyla her geçen gün ürün kalitesi ve çeşitliliğini artırarak Balıkesir sanayine destek vermektedir. Bekkiler Metal Makine Anonim Şirketi hava durumunu sundu.